mesela tartışamıyorum, gülesim geliyor. Yüzü o kadar temiz, o kadar masum ki. Ama şimdi öyle yetiştirdik, ne yapalım evet. Ya. Kötü bir şey görmedi. Ya yani çok şükür. Şey peki sizin de mi karakteriniz böyle bir şey, sessiz, sakin? E ben aynıyım zaten. Beni görüyorsun, oğlumu görürsün aynı. Ben de sakinim. Şey diyeceğim, mesela Şahin'i izliyorsunuz ya hani. Dışarıdan izlediğiniz zaman ya evde böyle değildi, bu tavırları neden burada böyle hani diyor musunuz? Farklı gördüğünüz bir şey var mı? E şimdi kalabalık ortamda ister istemez bir takım şeyler olabiliyor tabii. Şimdi bir agresif olabiliyor, yükselebiliyor sesler. Değil mi? Sizde de olmuyor mu aynı şeyler? Oluyor mu? Tabii oluyor. Genel 8 tane erkek aynı evde farklı karakter. 8 tane bayan aynı evde farklı karakter. Ki yeri geliyor bir abla kardeş bile aynı evin içinde sürekli tartışırlar mesela. Olmaz aynı mi? Abla kardeş. Ki biz burada... Değil mi? Yuvarlanmaya çalışacağız işte. Yani abla kardeş değilse arasında neden mevzuyu da burada nasıl hallediyorsunuz? Yok Recep amca yani. Burada da çok... Sürekli değişiyor yani. Değişiyor mu? Çok değişiyor. Değişiyor. Sürekli. Baba oğul iletişiminiz nasıl? Çok şükür Allah'a iyi. Hani böyle samimi baba gel senle biraz arkadaş... dertleşelim şeyinde mi durumunda mısınız? Ben onu diyecektim işte arkadaş gibiyiz yani. E anlatıyordur o zaman. Evde anlatıyor mu diye soracaktım. Bir mesafe koymuyorum araya. Gayet rahatız yani. Anlatıyor mu size işte evden birini beğeniyorum, etkileniyorum, hoşlanıyorum? Tabii, biz de bilsek artık kimi beğendiğini, kimi biraz, istediğini. Biraz sonra babaya da ben dışarıya alacağım. Konuşacağız yani. Çok merak ediyorum ben de. Ne bileyim. Tatlı yapmıştım, yer misiniz? Teşekkür ederim, sağ ol. Vallahi biraz önce sağ olsun börek getirdi. Çok güzel yapmıştı böreği de. Beraber tadına bakmıştık. Evet. Siz anlatın biraz. Biz ne anlatalım Recep amca? Diğer ilişkiler hakkında da biraz şey yaptınız. Yeni bir ilişkiye başlamış. Yani. Evet, İnşallah güzel bir seviyeli bir şeyler sizi olur yani. Aynen. İnşallah. İyi yürür yani. İnşallah. Recep amca beni sana nasıl buluyorsun? Sana da üzüldüm lan kızım. Niye böyle oldu? Böyle olması gerekir Recep amca. Öyle hayırlısı mi? Olsun ya. İnşallah düzelirsiniz ya. İnşallah. Temennimiz o yani inşallah. Seni zaten takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Dört dörtlüksün yani. Çok teşekkür ederim. Konuşmalarında olsun, davranışlarında olsun. Hep böyle hani anıma da söylüyorum. Belki biraz şey olarak diyeceğim ama farklısın yani yaş olarak da. O yüzden oturaklısın yani. Ne konuştuğunu biliyorsun. Ben şimdi müsaade isteyeyim. Ben kız arkadaşı bir şeye çağırayım. Onunla biraz konuşayım. Evet. Müsaade sizin için. Olur tabii. Nazlı kızım seninle biraz konuşabilir misin? Tabii. Buyurun içeriz. Öyle mi oturayım? Hiç fark etmez. Nasıl tamam. İsterseniz. Nasıl gidiyor? İyi. Yani biraz Şahin konusunda biraz ben şey evdeki kızlardan baskı görüyordum. Ama ha. Yani ben ne olursa olsun vazgeçmedim. İzliyorsunuzdur zaten. Tabii canım. Olacak böyle şeyler ben Nazlı. Evet. Yani bir de Recep amca şöyle bir şey var. Ben onun için 3 haftadır Şahin'den etkilendiğim için sürekli Şahin'e işte sürprizler yapıyorum, yemekler falan yapıyorum. Gamze aramıza girmeye çalışıyor. Şahin çünkü biliyorsunuz önceden Gamze'yi seviyordu. Ve o yüzden sürekli işte Gamze aramıza girip işte tekrar Şahin'le birlikte olmaya falan çalışıyor. Bugün... İşte size getirdiği börek gibi falan. Anladım. O görüntü bize verildi zaten size getirdiği böreğin görüntüsü. Ben biraz kötü oldum. Niye kötü oldu? Üzüldüm canım? Yani. Ben çocuk zaten Şahin'le konuşmalarımı da dinledin mi? Yok tam sadece bu börek yeri. Şey yaparsın zaten o konuşmalarda da biz şey yaptık. Hep senin ismini telaffuz ettik. O dedi böyle. Dedim ben olmaz dedim oğlum. Ben artık dedim Gamze'yi tasvip etmiyorum. Gerçekten mi? Tabii. Olmaz dedim yani bu iş burada bitmeli. Artık dedim, varsa dedim gönlünde, aklında biri söyle bana. Ben de o kızcağızı çağırayım, konuşayım dedim. Seni söyledi bana, tamam dedim. Bize de uyar. Annesi de söylüyordu zaten. Nazlı sakin bir kız. Konuş onunla diye. Hı hı. İşte böyle. Üzmeyin birbirinizi. Ufak ufak başlayın. Tanışın. İşte keşke sizin dediğiniz gibi böyle bir anda olabilse ama Şahin'in aklında hala... Çok küçük de olsa Gamze olduğu için. Yok canım ben sildirdim aklından onu. Tabii içeride tamamen.
Yok dedim öyle bir şey. Gerçekten mi? Ya belki izlemişsinizdir. Ama bunu benim... tabii ben Gamze'nin yüzüne karşı kırmak istemem yani, incitmek istemem. Evet, siz en doğru olanı yapmışsınız. Çünkü Gamze'nin babası geldiğinde yani. Şahin'e verdiği tepki falan. Yok o... Çok gereksizdi. Ya kişiler kendinden sorumlu ben Nazlı. Evet. Yaptıklarıyla anılırlar. Başver. Biz susmak da bir erdemliktir. Biz susalım en azından işte yani. Dediğim gibi siz en güzel şey yapmışsınız. Evet. O yüzden yani bir sorun yok. Ben Şahin'le bir ilişki yaşamanızı isterim yani. Seviyeli ama böyle birbirinizi kırmadan, üzmeden. Ben zaten benim babaannem buraya geldiği zaman da o da Şahin'le konuştu. Ben babaannemle yaşıyorum. O da dedi yani karakterlerimiz birbirine çok uyuyor onunla. Anladım. O da benim gibi. Ben de onun gibiyim. Böyle çok fazla damarıma basılmadığı zaman sinirlenebilen bir insan değilim. Evet. O da babaannemle konuştu falan. Ama onun aklında hala böyle çok az da olsa bir Gamze'yi gördüğüm için ben hemen bir anda bir ilişkiye başlamak istemiyordum. Biraz tamamen unutsun, ondan sonra başlamak istiyordum. Çünkü aklında bir başkası varken başlamak bana ya çok... Ya bana zaten ters geldi. Şimdi nasıl? Ben şimdi çocuğumu tanıdığım için o baştan da zaten hani programın başında da söylemiş olduğu bir cümleler vardı. Siz sonradan katıldınız. Evet. Ben dedim maço erkek seviyor. Benim oğlum maço erkek değil. Evet, kesinlikle. Maço erkek seviyorsan lütfen yani bir maço o zaman mutlaka gelir bir arkadaş maço. Şey yaparsın. Benim oğlumda öyle özellik yok yani. Evet ya zaten yerinde olması gerekiyor. Öyle her yerde de maço erkek bence çok gereksiz. Ki benim de pek tarzım değil öyle maço erkek falan. Ben dediğim gibi orada 8 tane damat adayı var. Ben en çok Şahin'e yakın hissediyorum kendimi. O yüzden ben ona zaten adayım. Sizin de gelip burada beni çıkarmanız o kadar çok mutlu etti ki beni. Zaten orada söyledim ona. Ben dedim Nazlı kızımı çıkaracağım oraya dedim. Sen de dedim ben baba olarak yapıyorsam bunu sen de benim arkamda dur. Sıram doldu. Ve kazanan ya Nazlı Ceylan. Ya yok ben onun gibi olamam. Yok, dur, böyle yapmayın. Ya Allah Ceylan gelin hadi çok heyecanlıyım. Burada anlat kız gel. Ay evet burası çok güzel. Ya? Otur şuraya kardeşim. Kardeşim. Ah. Gelin otur. Olmuş gidiyorsun. Biz annesi falan diyorsun. Sürekli babasının Nazlı'yla konuş diyormuş biliyor musunuz? Biz de dedik düğün tarihi mi aldınız? Bir babası dedi ki, bir babası dedi yani. Ki şey dedi. Ben dedi Şahin'e de söyledim. Ben bu kızla olmanı istiyorum. Eğer benim hatırım sende varsa sen bu kızla devam edersin demiş benim için. Ya bizim dediğimiz VTR'de Nazlı de baba falan diyordu. Babası yok babası zaten Nazlı diyecekti. O Gamze araya girdiği için yine sürekli. O yüzden ondan onu göremedik. Kayınvaliden de aynı fikirde mi acaba? Tabii annesi ailecek de demiş. Istiyorlar. Babasına annesi demiş ama ki. Ama en önemli şey ailede çok önemli. Şahin'in düşünceleri de önemli. Tamam, yani. Şahin de Nazlı demiş babasına. Ha. İzledik ya zaten Nazlı'yı. Ama VTR'lerde çok şey olmuyor yani her an. Onur yok önce. Ben dedim ki çocuğu Şahin... var mocuğu var mehtap muhabbetleri. Ya o mehtap konusu şöyle geldi açılmış. Mehtabı Gamze'nin mehtaptan büyük olduğunu söylemiş Şahin. Hani ben söylemiştim ya Gamze 35 yaşında diye. Onu söylemiş. Ki annesi Şahin'in babası buraya gelmeden önce babasına şey demiş Nazlı de falan demiş yani ben gitseydim Nazlı'yla görüşürdüm falan demiş. Ben var ya bayılacağım. Babası Şahin'e demiş ki bu arada bir ilişki yaşayacaksan demiş o kızla yaşa ben demiş sonuna kadar arkandayım demiş. Çok önemli bir şey ailenin kesinlikle destek olması. Kesinlikle çok önemli. Kesinlikle ben dedim ki ya dedim Gamze dedim geldi ama ben gelemedim. Ben de dedim sizin geleceğinizi bilmiyordum ama tatlı yapmıştım falan. Yok sorun değil dedi. Gerek yok. Sizden tek bir isteğim var dedi. Birbirinizi kesinlikle üzmeyin dedi. Çok saygılı bir ilişkiniz olsun dedi ki zaten benim oğlum da sen yani de öylesiniz falan. Gamze orada yaranmak için götürmedi. Misafir diye götürdü. Herkese yaptığı zaman götürdü. Tamam ben de dedim ki hani ben de sizin geleceğinizi bilmiyordum ama tatlı yapmıştım falan dedim. Of neyse şu mutlu anımda Gamze'den konuşmak istemiyorum. Babası ne dedi biliyor musunuz? Aramızda kalsın. Babası çok dedi aramızda ki, kalır emin ol. Babası dedi. aramızda dedi kalsın ki, diyor ya. Ben kesinlikle dedi zaten dedi Gamze'yi dedi desteklemiyorum dedi. Gamze'yi dedi istemiyorum. Ne? Ya Aycan yapma. Abi ne oldu? Ben nispet yapmak için göreceğim söylemiyorum. Zaten. Gamze'yi dedi istemiyorum dedi. Ama dedi orada dedi söylemek istemedim. Sonuçta o da bir gelin adayı dedi. Gamze babası seni istemiyorum demiş Şahin. Çok aramızda kaldı.